Yaşanıyor 5.27'lere kadar hatta e, yanılmıyorsam evet 5 27 25'e kadar dolar düştü bir ayın en düşük seviyesini gördük e, kur düşüyor TL değerlen değerleniyor ama borsada da bir düşüş var ve tahvil faizlerinde bir yükseliş var swap faizlerinin Londra'da yüzde 3 üzerine çıktığına ilişkin haberleri de izleyicilerimizle paylaşıyoruz tam olarak neler oluyor bize bir anlatır mısın? Ya swap hani şimdi sen yabancı bir bankasın ben yerli bir bankayım veya ben de yabancıyım fark etmez çünkü artık bunun ikinci eli de oluştu piyasalarda. Türkiye'ye yatırım yapacağım. Gelip Türkiye'den bir bono alacağım veya hisse senedi alacağım. Değil mi? Ben geliyorum Berfu Güven Bank'tan bana diyorum TL ver ben sana dolarımı vereceğim bir ay vadede takas yapıyorlar Takas bunun bir faizi var işte swap faiz dediğin. Evet, swap dediğimiz takas zaten. Aynen öyle. Yani evet değiş tokuş yani sonuç. Evet. Yani hani böyle çok adı böyle evet. e, çok kullanılıp böyle garip gelebilse de bildiğimiz en ilkel metot aslında. Evet. Ödünç veriyorum sana benim paramı, dolarımı. Sen de sonuçta işte gidiyorsun Türkiye varlıklarından Hazine kağıdı alıyorsun, hisse senedi alıyorsun, belli bir faiz oranında alıyorsun. Olay bu. Şimdi biz iki tane dünkü haberlerde yani e, hafta başından beri iki tane olay var. Bir içeride swap faizi var. İçerideki swap faizinde oranları daha doğrusu Merkez Bankası genişletti. Yani insanlara şöyle en basit swap şekilde. Swap takası oranını artırdı Merkez Bankası ama bunun o swapla alakası yok. Orada işte arttırılan faiz değil. Orada senin oranını arttırıyor yerli bankalara. Sen bana dolarını verebilirsin ben sana TL vereyim. Zaten buradaki faizlerden işliyor. Evet. Şimdi... Ama haftalık repo iadelerini de kaldırdı Merkez Bankası. Yani piyasaya her zaman TL veriyordu. İnsanlar Türk lirası varlıklarını taşımak için veyahut da açık pozisyonlarını kapatmak için Merkez Bankası'nda en nihai yani TL'nin en e, bulunduğu yer neresi? Merkez Bankası zaten yurt dışında bulunmuyor yani. Te, Merkez Bankası'nda bulunuyor. Gidiyorum ben senden ödünç para alıyorum. Veyahut da diğer piyasalarda, İMKB repo piyasasında sen benden, o ondan herkes birbirinden bir faiz oranıyla alabiliyor. Londra kısmı ayağına gelindiğinde de orada da bizim yerli bankalarımız var. Yerli bankalar dediğimizin de bak dikkat et çoğu zaten yabancı ortaklı. Yani hani diyoruz ya yabancılara karşı falan filan denildiğinde de bizim yerli bankalar yabancı ortaklı yerli bankalarda hem buradaki TL ihtiyaçlarından dolayı hem de artık taşın elini altını koyma ihtiyacından dolayı. Çünkü yani sonuçta bir bankacıysan geçmişte olduğu gibi sen sadece bankanı değil bankacılık sisteminin de korumak zorundasın. Bunu da düşünmek zorundasın. Yani hani vizyonun böyle olmalı. Ben sadece kendi bankamı koruyayım, diğerleri ne olursa olsun dediğinde zaten sistemi de kendi bankanla beraber yok edersin. Taşın altına elini koyduğunda piyasaya yabancı veya işte oradaki fonlara veya müşterilerdir bunlar. Yani kim olduğunu sonuçta bilmiyorsun. Bir aracı bir kurumun, bir banka yurt dışından mesela TL varlığı, TL ihtiyacı duyuyorsa taşıdığı bono için, hisse senedi için veyahut da kurda özelinde ne oluyor biliyor musun? Gene ben senden yurt dışındayız, şu anda Londra'dayız. Ben senden Türk lirası alıyorum, karşılığında dolar veriyorum. Orada bir faiz ödüyorum. Ama diyorum ki ya ben içeride Türkiye'de doları TL'ye karşı alırsam daha fazla kâr ederim hı hı. diye. Senden sonuçta TL aldım. O TL ile de gittim dolar aldım. Buradan kazanıyorum. Belli bir vade sonunda da bu kazancıktan kazandıktan sonra da sana anlaştığımız faizden geri veriyorum ama dolar TL'den kazanmış oluyorsun. Yani son zamanlarda yapılan buydu. Bunun yapılmasının hani en önemli gerekçelerinden bir tanesi de piyasa her zaman söylüyorum. Yani Pirana balıkları gibidir, köpek balıkları gibidir. Bir yara gördün mü oraya saldırırlar. Ondan sonra da sen para kazanıyorsan, ben para kazanıyorsam Ahmet Ayşe de diyecek ya ben buradan neden para kazanamıyorum? Burada bir fırsat var. Hadi o zaman TL satalım, dolar alalım. Üstüne oynayalım. Böyle böyle bir oyun gelişiyor sonuçta. Yani doğal ortamında gelişiyor. Yani bu İngiltere'de de oldu. 1992'de Soros gördü. Bir açığı gördü. İngiltere Merkez Bankası'nın yapmış olduğu sterlin karşısında. Açığa sattı sterlini. E sonrası takip eden piyasa da açığa sattı. Ne yaptı? İngiltere Merkez Bankası rezervlerini sattı, devalüasyon yaptı. Yetmedi sonra daha büyük bir devalüasyon yapmak zorunda kaldı. Her neyse burada döneyim gene bu bizim sıvı evet. de. Yerli bankalarda TL vermeyince Londra'da, finans merkezi Londra'da Türk lirası kalmayınca bir pozisyon kapatmak zorunda kalıyorsun. Veyahut da dolar almıştın ama e, bunun karşılığında bir faiz ödüyordun. E bu sefer zarar etmeye başlıyorsun çünkü TL olmayınca TL değere biniyor faizi çok yüksek. TL'yi nasıl buldular? TL işte bulamıyorlar. TL'yi bulmak için de ne yapıyorsun? Burada ya borsada varsa varlığın satış yapıyorsun ya bono satıyorsun ya da dolar pozisyonunu kapatıyorsun. İşte dolardaki düşüşün ana nedenlerinden bir tanesi o. Bir yeni alıcı gelmiyor çünkü TL borçlanıp dolar almak oldukça maliyetli ya da o pozisyonda olan da diyor ki dolar almış olan pozisyonda diyor ki ya diyor faizler yükseldi gecelik %1'e çıktı bak 365 desen faizi gecelik ortalama kaba hesaptan %1 Ödemek zorundasın ama olmayan bir TL için yapıyorsun. Ha bak bu aslında başka bankalar için de fırsat. TL'si olan bankalar için de dersin ki %300'den sana ben vereyim dersin TL'ye çıktığında. Bak onlar da vermiyor ama yani herkes taşı elin elini taşın altına koyup en azından pazartesi günü çünkü yani herkes hafta sonunda inanılmaz derecede farklı farklı seviyeler konuşuyordu. Yani bunun yapılmış olması bir de biz ne konuştuk? Pazartesi ve cuma günleri rezervleri konuştuk değil mi? Merkez Bankası'nın rezervi yok 4 milyar dolar gerilemiş falan filan. E bak bir kuruş rezervden yenmeden bunlar yapılabiliyor. Hep şunu söylüyoruz yani finansal mühendislik çok fazla. Bu rezerve takılmanın falan şeyi yok. Ya şunu söyleyeyim mi ne olur? Bir inanç var Wishful thinking var. Hani olsun diye söyleyeceğim bir şey. Bir de gerçekten belli argümanlarla ortaya koyacağım bir fikir vardır. Yani biz seninle kaç yıldır arkadaşız Berfu? Çok uzun zamandır, uzun zamandır arkadaşız. arkadaşız. Evet. Ama yani biz Berfu güvende hani 100 konunun 80'inde belki anlaşamıyoruzdur. <laughs> Yalan mı yani? Anlaşamıyoruz. <laughs> evet, Ama hani birbirimizi severiz sayarız. Çünkü neden? Yani senin görüşündür benim görüşümdür. Ama bu da çok doğaldır. Yani çünkü evet. doğa böyle. Ya yani Saygı duymak gerekir. Doğa böyle zaten. Çeşitlilik diye bir kavram var. Allah'a inanıyorsan Allah böyle yaratmış. Evrime ben Allah'a inanmıyorum diyorsan evrimi bunu geliştirmiş zaten. Çeşitliliği geliştirmiş. E çeşitlilik de diyalektik anlamında gelişmeyi, büyümeyi oluşturur. Şimdi piyasada böyledir. Piyasanın doğası da böyledir. Sen dersin ki ya fiyat pahalı ben derim bana göre ucuz. Sen dersin ki ya kötü gidiyor. Ben derim ki aslında iyi gidiyor. Zaten kötü fiyatlanmıştı diyebilirim. Yani piyasada alıcı satıcı da bu görüşle oluşur. Neden alıyorsun? Neden satıyorsun diye soramazsın. Herkesin görüşüdür. Ama ben şimdi mesela diyorsam ki dolar TL'de bir gevşeme bekliyorum. Ben bunun altını doldurmak zorundayım. Ben diyorum ki işte Fed böyle olacak, ECB böyle olacak. Zaten çok yükseldi. Dünya da yardım edecek diyorsun. Real yani hani bir argümanlarını sanıyorsun. Evet. E, öbür taraftan da dolar 7.5 olacak dediğinde sen de argümanını say, ben sana saygı göstereyim. Ya bak tutar tutmaz Burada ne olur en fazla doğru hesap ya da yanlış hesap evet. olabilir. Hakla haksız da olmaz evet. yani. Piyasadaysan da, içindeysen de para kazanırsın ya da kaybedersin. Ama gerçekten argümanla bu işi yaptığında, o zaman saygı gösterirsin. Tam tersi bir şey söyleyip ardına bırakıp olacakmış öyle dersen yani demek istediğim şu, ne olur kimse kimseyi niyet biçmesin. Ve kimse de niyetle hareket etmesin. Demek istediğim o. Evet. Varsa tam 7,5 diyorsun. Tamam bana söyle neden 7,5 olacağını söyle. 5 diyorsan ben 5'in 6 diyorsam neden 5'in 6 olacağını evet. öngörü. Yani burada piyasada tutturamayan dolu insan olabilir. Haklıdır. Biz yani şansımıza veyahut da doğru tahmin yapmışız. Dedik ki gevşemesi gerekiyor dedi. Bak gevşecek de demiyorsun. Diyemezsin öyle bir şey yok. Çünkü piyasada bir tahminde bulunuyorsan o kadar fazla değişken var ki. X'i var, Y'si var, Z'si var, alfası var, betası var, gaması var. Yani bir tane değişkene farklı bir ağırlık verdiğinde eşitliğin öbür tarafı ciddi anlamda bozulabiliyor. O yüzden herkes hani bir tahminde bulunuyorsa yani hani gemiyi yaktırmanın anlamı yok. Demek istediğim o. Yani istersen kaptanı sev sevme ama yani neden sen gemiyi yakmakla uğraşıyorsun? Bir şeyi öngörüyorsan gör. Saygı duyalım. Ama bunun da altını dolduracak argümanların olsun. Peki şimdi sorular